Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yine diyeceksiniz bana sesin çok az geliyor diye, yapacak gerçekten hiçbir şey yok. Şu camımı kapatayım, ses gelmesin size. Bu bir kulaklığım bozuk arkadaşlar, lütfen beni anlayışla karşılayın. Bir de ben çok yüksek sesle yapmıyorum. Çünkü evde başka başka insanlar var ve ben onlara da saygı duymak zorundayım. Bunu daha videomu açarken anlatmış olayım. Şimdi arkadaşlar, mutfağıma geçtim. Yemek hazırlıyorum ve size söyleyeyim. Misafirim geldi arkadaşlar. Hem eşim geldi, hem kayınvalidem geldi. İkisi de eşim geldi, ertesi gün kayınvalidem geldi. Şu anda evimde misafirim var yani. Aslında kayınvalidem geleli birkaç gün oldu. Ben çekim yapmadım. Çekim yapacak bir şey yoktu. Ondan çekmedim yani. Şimdi yemek yapacağım. Hem dedim size çekim yapayım, hem kayınvalidem geldiğinden de bahsedeyim. Aslında yemeğin bir kısmını yaptım ben. Mercimek çorbamı yaptım. Şimdi söylemesi ayıp, balık aldım. Hamsi aldım. Hamsi buğulama yapacağım bu sefer. Şöyle indireyim birazcık. Şunlar bulaşıklarım. Şuraya koyayım. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle ben biraz kameramı indireceğim aşağıya. Bakın. Şimdi tepsim hazır. Şöyle yanda gördüğünüz gibi patateslerimi de şöyle küçük küçük ince ince doğradım. Böyle tepsinin tavanına yerleştiriyoruz bunları biz. Balığa başka bir aroma katıyor arkadaşlar. Şöyle. Ben mutfaktayım. Kayınvalidem içeride televizyon seyrediyor. Zaten rahatsız olduğu için ben ona kolay kolay iş yaptırmam. Binde bir böyle sevdiğimiz yemekler var. Onları yaparken yardım isterim. Genelde kendim yaparım. Yoğurmam onu. Şimdi soğanlarımı da bu şekilde doğrayacağım. Görebiliyorsunuz değil mi? Bunları da bu şekilde doğradıktan sonra bunları da tepsiye koyacağım arkadaşlar. Ha, çok koymanıza gerek yok. Sadece aroma versin diye yapıyoruz bunları. Şöyle ara ara. Şimdi limondan da şöyle olabildiğince ince keseceğim ki balığın altında yükselti yapmasın. Aslında bu limonlar üstüne koyabilirim. Üstüne koyayım ben bunları böyle. Benim kapı çaldı bu arada. Bir ona bakayım. Tekrardan geldim. Eşim gelmiş işten. Hamsilerimi arkadaşlar ben alırken ayıklattım. Şu orta kılçığını da ayıklatıyorum. Yemesi daha kolay oluyor. Şimdi bu şekilde şöyle tüm haliyle bütün böyle dizeceğim. Şöyle yapayım. Bakın. Bu şekilde dizeceğim. Görebiliyorsunuz değil mi? Bugün sırf bunun için balık pazarına kadar yürüdüm. Ama ev halkı da seviyor.
Yiyoruz vallahi. Kayınvalidem de çok seviyor. Biz eskiden kuzine sobamız varken bunu böyle yapardık. Haftada bir gün sobada pişirirdik. Odun ateşiyle. Çok lezzetli olurdu gerçekten. Yani yemelere doyamazsınız yani. Şöyle alayım. Biraz uzun bir işlem arkadaşlar. Biraz burayı hızlandırayım ben en iyisi. Çünkü bunları tek 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 dizmem gerekiyor. Hadi bakalım. Hızlandırılmış durağa var mısınız? Başlıyoruz.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi balıklarımı şöyle göstereyim size. İnce gibi dizdim. Şimdi bunun üstüne ne yapacağım biliyor musunuz? Salçalı bir sos yapacağım. Hemen salçalarımı alıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle, yani elimdeki tatlı kaşığı ama şöyle bir yemek kaşığı kadar domates salçası. Şöyle de bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası. Biraz, ne kadar diyeyimse, bir çay kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı, şöyle bakın, dozunca tuz. Bu sıvı yağ koyuyorum sosun içine ama göz kararı koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bunları biraz şöyle karıştıracağım. Size yaklaştırayım. Su koydum. Çırpacağım. Bu şekilde. Bunu böyle çırptım. Şimdi tavaya alıyorum. Biraz böyle bir taşım su kaynayana kadar biraz daha su ekliyorum. Ocakta ısıtacağım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Salçalı sosum biraz böyle fokur fokur ettikten sonra balığın üzerine dökeceğim. Bu arada ben şöyle yarım limonumu da sıkayım. Çünkü üzerine limon suyu da gezdireceğim. Limonlarımı şimdi koyabilirim. Şöyle balığımı yine alayım buraya. Salçalı sosum hazır arkadaşlar. Üzerine gezdiriyorum. Bu sosu pişerken balık çekiyor zaten. Hani sulu oldu falan diye düşünmeyin. Bir de benimkiler hafif sulu seviyorlar. O suyuna da böyle ekmek bandırmayı sevdikleri için böyle sulu bırakıyorum. Hadi bakalım şimdi bunu fırına veriyorum arkadaşlar. Hamsi buğulamam pişe dursun. Ben hem ortalığı toplayayım hem sizinle sohbet ederek salatamı yapayım. Şimdi doğrama tahtamı aldım yine buraya. Salata içinde kasemi,
Şimdi salata için ne yapacağım? Marulumu ayıklayayım. Şöyle. Bunun yanına aslında roka salatası da çok güzel gider de roka çok az kalmış. Bir bağ almam lazımdı. Manav da bayağı uzak şimdi. Kahvaltıya falan da ben yeşillik çıkardığım için az kalmış. Şunları ben bir yıkayayım arkadaşlar. Ben biliyorsunuz yakın zamanda Hatay'a gittim geldim. Hatay'a gidip geldikten sonra video çekmedim arkadaşlar. Yani çektim ama hani tarif videosu falan çektim. Onları sonra atacağım. Şimdi kayınvalidem buradayken onunla ilgili videolar atarım. Annem şimdi daha iyi. Bana bir takipçim kimdi hatırlamıyorum ama annenin yanında kalsaydım falan demiş. Arkadaşlar ben orada kalmam imkansız. Çünkü benim çocuklarım okula gidiyorlar. Bir tanesi daha ortaokulda. Diğeri üniversitede. Sabah gidiyor ta akşam geliyor. Diğerine kim kahvaltı hazırlayacak? Kim okula gönderecek? Bir de yazılı haftası zaten 2 gün yoktum evde. Çocuk tek başına çalışmak zorunda kaldı. Ben gittim geldim. Kendim de biliyorsunuz ki rahatsızım ben. Ayaklarımdan ayrı rahatsızlığım var. Migrenim var. Göz tansiyonum var. Belli sıkıntılarım var yani. Ben orada kalamazdım yani gerçekten de. Artı orada kalacak biz kardeş sayımız fazla arkadaşlar. Ablalarım falan var. Abim var. 2 abim var daha doğrusu. Onlar zaten yanında kalıyordu. Ben de hastaneye gittim. Hastanede kaldığı süre boyunca 3-4 saat yanında oldum. Ben ilgilendim o zaman zarfında. Ablamlara bir şey yaptırmadım yani. Ben ilgilenmek istedim. İşte serum uydu. Ne derler ona? Nabız ölçen aleti falan çıkıyor arada bir yatış pozisyonundan dolayı falan. Beli çok ağrıyordu. Onunla falan ilgilendim. Elimden yemek yedirdim. Öyle yani. Hani ben orada olduğum sürece ablalarım da sağ olsunlar. Hani şey yapmadılar yani. Ben onlar dedim hiç bari birkaç saat de olsun dinlensinler. Ben ilgileneyim. Çok sevindi beni gördüğüne. İyiydi. Çok şükür şimdi çok daha iyi. Toparlandı. Biraz. Tabii ki de eski öyle çok sağlıklı olduğu günlere geri dönemez haliyle. Yaş da birazcık ilerledi. Ama daha iyi en azından.
Yani ondan sebep arkadaşlar, yoksa kalmak istemememden kaynaklı değil. Burada da benim çocuklarım yalnızdı. Babaları yok. Bakacak kimse yok. Ben gitmeden önce yemeklerini falan yapmıştım zaten. Öyle yani, içim rahat bir şekilde gidebildim. Eşim olsa tamam. Babaları ilgilenirdi. Anam dedi. Ayrıca hepinizden de Allah razı olsun arkadaşlar. Hepiniz geçmiş olsun, Allah şifa versin diye dileklerde bulundunuz. Allah razı olsun dediğim gibi. Bu koyduğum arkadaşlar mor lahana turşusu. Yani bunu ben eşimden öğrendim. Eşim aşçı olduğu için evlenende sürekli bu şekilde yaparım. Yani yaklaşık 20 yıldır falan bu şekilde yaparım. Böyle yapıyorsunuz, kavanoza koyuyorsunuz, aylarca hiçbir şekilde bozulmuyor. Ama buzdolabında kalması lazım açıldıktan sonra. Her salataya şöyle bakın, bir tutam koyuyorum. Bugün salatayı biraz çok yaptığım için azıcık daha ekleyeceğim. Şöyle elimi... Hatta bilmiyorum, Mersin'de tantuni yeme şansına eriştiniz mi? Mersin'de tantunicilerde bu mor lahana salatası yapılır. Üstüne de sarımsaklı yoğurt dökülür. Daha üzerine de böyle zeytinyağında pul biberini ılıtırsınız. Onu dökersiniz. Harfi çıkarıp tuttu. Öyle de yapılır yani. Şimdi ben salata sönmesin diye hiçbir sosunu koymayacağım. Limonlu falan sıkıp hazırlayayım. Yemek pişene kadar herhangi bir sos dökmeyeceğim. Limonu sıktım. Şu limon da sofraya gidecek. Tamam, hazır. Ben şu ortalığımı bir toparlayayım arkadaşlar. En son size balığın pişmiş halini göstereceğim. Turp biraz gözüme az geldi. Bir tane daha doğrayacağım. Bakalım hamsi buğulamamızı beğenecek misiniz? Şuna biraz limon sıkayım ben. Turpu da limonsuz tuzsuz asla yemeyiz. Öyle. Şimdilik kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle kendimi göstereyim. Yemeğin pişmiş haliyle görüşürüz inşallah. Şimdilik kapatıyorum. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Yemeği hep beraber hazırladık, pişirdim. Ama size göstermeden sofraya götürdüm. Haliyle yendi bitti arkadaşlar. Son halini gösteremedim. Neyse. Bizim daha kış boyu bunu yapmamız bitmez. Şurada bir yerde bir kavanozum vardı. Ona bakıyorum bir yandan. Bulamadım vallahi. Şu kavanozumu bulup geliyorum. Buldum. Kayınvalidemi getirdiği tarhanayı kavanoza koyacağım. Günlerdir unutuyorum. Bir de boş kavanozum da yoktu. Domates konservesi açmıştım. Mis gibi de kokuyor. Şöyle. Yani size gösteremedim arkadaşlar. Maalesef. Diyorum ya, bitmez benim. Artık kış boyu haftada bir kere falan rahat yaparız yani biz. Onun için
Ben size başka bir videoda gösteririm. Bugün bir de başıma ne iş geldi. Şimdi eşim geldi. Uzan da okuldan geldi. Pişti yemek. Kapatmıştım fırını. Ama sıcak da, bayağı sıcak hem de. Sofraya götüreceğim. Fırını bir açtım. Tabii eğildim fırına doğru. Buhar patlaması suratıma. Bilmiyorum yani, şuralarım falan bayağı bir kırmızı aslında. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz canım yanıyor. Gözüm biraz ağrıyor. Şimdi mutfaktayım. Mutfakta bulaşıkları toparlayacağım. Bulaşıkları toparlarken çay koyacağım. Aslında kurabiye yapmak istiyordum. Bugün işlerim vardı. Kayınvalidemin de işleri vardı. Onlarla bulaştık. Ondan kurabiye ile uğraşacak fırsat bulamadım arkadaşlar. Eşim de şey almış gelirken, balığın yanında yeriz diye tatlı almış. Yemeğin yanında yediler. Baksanıza, bülbül yuvası almış. Kalmadı, bu tabak doluydu. Ben yiyemiyorum ya. Ben sonra belki bir tane yerim. Ama çok yemiyorum yani. Şu sığdıramadım vallahi kavanoza. Bunu buzluğa atacağım mecburen. Sığmadı çünkü bu kadar şey içinde kavanoz şey yapamam. Böyle koydum arkadaşlar. Bunu dolaptan çıkarıp işte ıslatıp yapacağız ilerleyen zamanlarda. Nesidir, ben de anlamadım ha. Bak, salataları yememiş. Yememişler. Elimden geldiği kadar çok açık tutmuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz benim diğer evimde musluğumun başında tasarruflu şey vardı. Ama bu çeşmeye olmuyor. Çeşme komple değişmesi lazım. O da nasıl olacak ben de bilmiyorum. Yoksa duruyor yani hala.
Arkadaşlar böyle yarım kalmış limonlarınız varsa bulaşık makinesinin ya bu üstte fincan bölümleri var ya da çatal kaşıkların olduğu bölümlere koyabilirsiniz. Herhangi bir koku önleyici falan kullanmamıza gerek yok. Böyle limonlar böyle salataya sıkıyoruz kalıyor ya. Bunu koyun. Bulaşık makinanız mis gibi kokacak. Evet, makinamı çalıştırdım. Şimdi geriye kalan bulaşıkları temizle yıkamıştım. Ne kaldı geriye? Şu tatlıyı yerler. Gider gelir yerler. O kalsın. Şu balık tavası var. Şunlar çöp, bunlar toplanacak. Şu çaydanlığı falan hep yıkamıştım. Getireyim ya da şunun içine doldurayım ben onları. Şununkinde. Orada ne var? Ekmekler var. Ha şu var. Çorba var. Azıcık kalmış ya. Bunu kaseye bir şey boşaltsam. Ama şey olur, yüzü kaymaklanır. Penceresinde kalsın da kayın. Yarın öğlen kayınvalidem ısıtırım. Yanına da bir şeyler yer. Şeker hastası olduğu için o biraz çabuk acıkıyor. Yemek falan öyle aramaz, istemez. Hani koymasam önce istemez yani. Ama biliyorum. Biz çünkü alışmışız sadece iki öğün yemek yemeye. Şöyle yanıma alayım sizi. Bulaşıkları yıkarken. Çayımı koydum. Dediğim gibi kurabiyeyi de yapabilirsem bakacağım artık. Yapamazsam da çerez var. Çerez getirdim. Ne yapayım?
Allah var, öyle planlıyordum yani. Planladığınız gibi olmuyor. Gündüz başka başka işler çıkıyor. Hep ev işi de yapamıyorsunuz. Yanında da oturmak zorundasınız. Sıkılıyor yani tek başına da. Ben olsam ben de sıkılırım. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Gittiğimde böyle sürekli birisi temizlik yapsa, bir şey yapsa değil mi yani? Planım da oturmuyor diye. Telefonda şarjı bitiyor. Bir de bir uyarı veriyor. Ona bakıyorum ekrana. Biraz da çift. Bir saniye. Çay kaynamak üzere. Çift dediğime bakmayın. Şokun kendi markası. Mintax. Marketlerin markalarını kullanıyorum arkadaşlar. Çok da memnunum senelerden beri. Şu an var ya mutfağımda balık kokusu yok. Balığı ben erken saatte gidip aldığım için tazeydi arkadaşlar. Akşama kalsaydı o balık böyle sürekli kürekle falan dokundukları için haliyle eziliyor. Yani evde balık pişmiş mi pişmemiş mi belli bile değil. Çamaşır suyu da koyduğun zaman böyle kaygan kaygan yapıyor ellerinizi. Neye dokunursam kayıyor elim. Heh. Bir dakika şu çayım oldu, ben onu bir demleyeyim. Tezgahın üstünü sileceğim. Biraz oraya çamaşır suyu dökeyim.
Vallahi tertemiz oldu. Azıcık aşağı çekeceğim size. Burayı da sileceğim çünkü. Evet arkadaşlar, şöyle kaldırayım, yakından konuşayım. Ben işimi bitirdim. Artık kurabiyede kalsın. Çok yoruldum gerçekten. Çok aşırı yorgunum. Sağ gözüm bayağı bir ağrıyor. İlaç koyuyorum falan ama 2 gündür hiçbir şey geçirmiyor arkadaşlar. Dinleneceğim artık. Çerez çıkartırım. Yarın Allah nasip ederse yaparım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.